Merhabalar. Bu videomuzda nane limon çayı hakkında bilgiler vereceğiz. Nane ve limon çayı, çok eski zamanlardan ve birçok sağlık probleminin giderilmesinde yardımcı bir içecek olarak kullanılmıştır. Yüksek bileşik havuzu nedeniyle, gün içerisinde doğru miktarlarda tüketildiğinde, vücudumuza inanılmaz faydalar sağlayarak birçok hasta oluşum sürecini engellemektedir. Düzenli, nane-limon çayı tüketiminin faydaları nelerdir, nasıl, ne kadar ve ne zaman tüketilmeli, kimler tüketirken çok ama çok dikkatli olmalı? Hep birlikte inceleyelim. Faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Akşamları bir fincan, nane-limon çayı tüketiminin faydaları nelerdir? Bu çay karaciğer sağlığımız için oldukça faydalıdır. Düzenli olarak tüketildiğinde, vücut, doku kurtulmasını sağlar. Aynı zamanda, içerisinde yüksek oranda bulunan antioksidan, kalp ve damar sağlığı için olumlu etkilerde bulunur. Zengin bitki özleri nedeniyle, kan basıncını düzenler ve, yararlı asitler ile kandaki lipid miktarını dengeler. Damar tıkanıklıklarının önlenmesi için çalışır. Bu, uzun vadede kardiyovasküler hastalıklara karşı olumlu etkiler göstererek, vücut iç dengesini korur. Daha sağlıklı bir sindirim sistemi için, bir fincan nane-limon çayı, antibakteriyel yetenekleriyle ve bağırsak problemlerinin tedavisinde oldukça etkilidir. İçerisindeki bileşikler, safra üretimini uyararak, sindirim sistemi içerisinde faaliyet gösteren metabolizmayı uyarır ve, bağırsakta bulunan faydalı bakterileri besler. Bu probiyotik etkisi nedeniyle, besin alımını maksimize eder. Zararlı patojenleri sindirim yolu ile dışarıya atar. Ayrıca, nane bitkisi içerisinde, vücudun rahatlamasını sağlayan apigenin adı verilen bir madde içerir. Bu antioksidan madde, beynimizin hemen alt kısmında bulunan hipofit bezi tarafından salgılanan melatonin hormonunun aktivitasyonunu uyararak, uyku apnesi, kronik uykusuzluk ve uykuya dalmakta zorluk çekenler için, uykuyu tetikler ve kalitesini arttırır. Nanenin içerisinde yer alan aktif bileşenler, beyinde meydana gelen, bilişsel temelli negatif yanıtları azaltarak, stres seviyesini düşürür. Özellikle, düşük serotonin seviyelerinin neden olduğu, depresyon ile savaşır. Bununla birlikte, bu çay, kandaki şeker miktarını dengelemek için oldukça faydalıdır. İçerisinde bulunan işlevsel bileşik, kan şekeri yükseldiğinde ortaya çıkan hücre hasarını azaltır. Nane-limon çayı, içerisindeki maddeler sayesinde, vücuttaki glikasyon oluşum riskini düşürür. Kalın bağırsaktaki şeker emilimini azaltır. Kan şekerinin aniden yükselmesine engel olur. Gün içerisinde, ani açık ve öğün aralarında tüketildiğinde, vücudun yağ yakım potansiyelini yükseltir. Ayrıca, toksinleri vücuttan uzaklaştırdığı için, fazla sodyumun neden olduğu ödemin dışarıya atılmasına da yardımcı olmaktadır. Hastalıklara karşı bir fincan nane-limon çayı, bağışıklık sisteminin düşük olduğu süreçlerde ortaya çıkan boğaz iltihaplarının iyileştirilmesinde önemli bir rol oynar. İçerisindeki yararlı maddeler, doğal antibiyotik etkiler yaparak, boğaz ağrılarını hafifletir. Ayrıca, serbest radikallerin neden olduğu, hasarları önlemek için, vücut dokusuna destek olup, antioksidanlar açısından zengin olan bu bilgi, limonda bulunan C vitamini ile birlikte, bağışıklık sistemini güçlendirerek, hastalıklara karşı kalkan oluşturur. Bulundurduğu bitki bileşikleri, yüksek ateş dönemlerindeki su kaybından oluşan dehidrasyonun önlenmesine de yardımcı olur. Öte yandan, antimikrobik yetenekleri vücuttaki zararlı kanserli hücreleri arar bulur ve nötralize eder. En başta sindirim sisteminde oluşmuş kolon kanseri olmak üzere, çeşitli kanser türlerine karşı savaşmamızda, bizim yanımızda olur. Aynı zamanda, vücudu toksinlerden temizleyen bu çay, cildi yumuşatır ve yenilenme sürecini hızlandırır. Cildin sağlığını koruyan, çok önemli bir çaydır. Vücut içi kolajen üretimine yaptığı ile deri tabakasının en üst kısmında bulunan ölü deri katmanı, çok daha çabuk ve kaliteli bir şekilde değişmesi için çok önemli sorumluluklar alır. Cilt problemleri ve egzama gibi sorunların azaltılmasında yardımcı bir çay olarak kullanılır. Öte yandan nane limonda bulunan sistolik bileşikler, kafa derisindeki tahriş hissini azaltır.
dolaşım kalitesini arttırarak her bir saç telinin çok daha kaliteli bir şekilde beslenmesine yardımcı olur. Öte yandan, antiseptik özellik, ağızda oluşan bakteri birikimini azaltır. Peki, bu kadar faydalı olan bir bitki çayının herhangi bir zararı var mı? Kimler tüketirken çok dikkatli olmalı, ne zaman, nasıl ve ne kadar tüketilmeli? Öncelikle, kuvvetli bir iltihap giderici olan nane-limon çayı, bilinçsiz tüketildiğinde sindirim yolunu gereğinden fazla çalıştırarak, bağırsakta rahatsızlık hissi oluşturabilir. Öte yandan, vücudu sakinleştirip uyku kalitesini arttıran bu bitki, çok fazla tüketildiğinde, halsizlik, tembellik ve yorgunluk gibi yan etkiler oluşturabilir. Bu nedenle, tüketim miktarının doğru ayarlanması önemlidir. Bununla birlikte, nane ve limon özü günümüzde birçok ilacın ham maddesi olarak kullanılır. Bu nedenle alternatif tıbba belirli ilaçlarla etkileşime girebilir. Özellikle, sürekli ve düzenli olarak kullanmanız gereken ilaçlar var ise, nane-limon çayı tüketmeden önce doktorunuza danışın. Tek bu çay, ne kadar tüketilmeli? Uzmanlar, özellikle bağışıklık dengesizliklerinin yaşandığı ve uykusuzluk çekildiği dönemlerde, haftanın 2-3 günü, günde bir fincan şekersiz nane-limon çayının tüketilmesini önermektedir. Ancak, her bitki çayında olduğu gibi, belirli kullanım süreçlerinden sonra, 1-2 haftalık aralar vermek en mantıklı kullanım şeklidir. Siz de bu bilgiler ışığında beslenme programınıza nane ve limon çayını ekleyip, faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı